Yoksa aynı şeyleri söyle. Bunların şeyi kalmaz. Karar verdim. Abla şey. Bağlama aynı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Nihat Genç'le Deryası programından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Acı bir haberle başlamak istiyorum programımıza. Gazeteci, basın camiasının babası olarak bilinen ve değerli gazeteci Ünal İnanç'ı kaybettik. Tüm basın camiasının başı sağ olsun diyoruz. İkinci bir acı haber var. Bu haftaya damgasını vuran Konya ve Malatya'dan geldi bu haberde. F-4 savaş uçaklarını kullanan 6 pilotumuzu bu hafta şehit verdik. F-4 savaş uçakları uçan tabut olarak adlandırılıyor. Modernizasyonları yeteri kadar yapılmıyor mu? Genelkurmay Başkanlığı'nın bu konuya dair açıklamaları var. Bu hafta Nihat Genç'le birlikte bunları değerlendireceğiz. Ve diğer ikinci bir gündem maddesi, iç güvenlik paketi ve tabii bunun paralelinde Dolmabahçe mütabakatı. Dolmabahçe Sarayı'nda değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçen hafta tam da bugün AKP ve PKK arasında bir anlaşma yapıldı ve Dolmabahçe Sarayı'nda Abdullah Öcalan'ın göndermiş olduğu 10 madde okundu. Ardından silah bırakılacak dendi ve tabii hemen bunun paralelinde iç güvenlik paketinde değişikliklere gidileceğine yönelik kulislerden haberler gelmeye başlandı. AKP milletvekillerinin muhalefetle görüşmeleri arttı. Ve diğer önemli bir gündem maddesi, sizin de bildiğiniz gibi değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her konuştuğunda faiz bir yükselişe geçiyor ve dolar fırlıyor. Bunu değerlendireceğiz. Faiz tartışmalarının gölgesinde ekonomi nasıl nefes alacak? Ekonomik krize doğru mu gidiyoruz? Bunu konuşacağız Nihat Genç'le birlikte. Ve bir diğer önemli gündem maddesi, sizin de bildiğiniz gibi değerli izleyenler, balyoz davasında bavulcu olarak tanımıştık biz onu. Baran suyu. Daha doğrusu bavulcu Baran Su tutuklandı ve gönderildi. Balyoz davasında götürdüğü belgelere yönelik tutuklandı. Nihat Genç'le birlikte bunu değerlendireceğiz. Evet, hoş geldiniz Sayın hoş Nihat Genç programımıza tekrar. Nereden başlayalım? Ünal İnanç'a biz de hepimiz için, hı hı, gazetecilerin, Ankara'da herkesin tanıdığı bir isimdir. Son yıllarda evinden, evet, çıkamıyordu. Telefonla herkese ulaşıyordu. Evi de Batıkent'te olduğu için gidemiyorduk da yani. Çok da davetkardı, işte gelin oturalım falan. Çünkü Batıkent'e gidersen bir günün gidiyor. Yani o yüzden böyle bir borcumuz kaldı. Ama telefonlarla falan herkese ulaşıyordu. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bugün cenazedeydik. Öbür ne dedik? Diğer uçaklar. Malatya ve Konya'da yaşanan 6 pilotumuz şehit. Tabii tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler oluyor. Belki de bir savaşıyoruz, haberimiz yok. Evet. Çok ilginç rakamlar yani, da var. Yani belki de birileri bizi öldürüyor, farkında değiliz yani. Savaşın içinde olduğumuzun da farkında değiliz. Çünkü elektronik bir dünyada yaşıyoruz. Biz çocukken Trabzon'da çok vahşi böyle avcılar vardı. Çocuk gözümle de gördüm böyle, hiç unutmam o sahneyi. Böyle sığır yaşıyoruz. Biz çocukken Trabzon'da çok vahşi böyle avcılar vardı. Çocuk gözümle de gördüm böyle, hiç unutmam o sahneyi. Böyle sığırcık sürüsüne saçma tüfek atardı. O binlerce sığırcık içerisinden 3-4 tane ister istemez düşerdi yani. Çünkü sığırcık sürüsü böyle küme, bulut gibi olurdu. Çok kanlı bir sahnedir. Ama nihayetinde sığırcık sürüsüne saçma attığı halde tüfek birkaç tane anca düşerdi. Yani şimdi sığırcık sürüsüne bile atsan 2-3 tane sığırcık anca düşürebiliyorsun. Bulut gibi o sığırcıkların içinden. Bizde daha fazla uçak düşüyor. Bunun mantığı yok. Tabii halkın da belli bir isyanı var. Bu isyanda da çok haklı bir isyanları var. Siz sarayda oturuyorsunuz, bu kötü uçaklara bindiriyorsunuz. Fakat iş kötü uçaktan da çıktı. Ya acaba birisi mi bizi şey yapıyor diye. Evet. Bu Rusya'da bir haber okumuştum ben. Şeyde ilk uçak düşmüştü ya, sınırı geçti geçmedi 2-3 yıl önce. Malatya, pilot, evet, evet. O zaman Rusya'da resmi bir gazete, resmi yani hükümete yakın bir gazetenin çok enteresan bir haberi vardı. Dedi iyi ki dedi Türk uçakları havalanmadı dedi. Havalansaydı dedi, hepsi havada dedi. Havalanmadan dedi iptal olacak dedi yani. Kendi elektronik sistemlerini şey yapmak için. Belki de Türkiye'nin hava desteği verecek Kerkük'e, böyle bir konuşma var, şey Musul'a. Böyle, evet, bir konuşma var. Son dönemde var. O çok fazla tartışmaya belki de birisi başlayan cezalandırıyor. Siz buraya havaya geleceksiniz ama işte sizin hava durumunuz da bu. Yani hava uçaklarınız da bu. Siz güya buraya hava desteği vereceksiniz. Hani orada bir koalisyon olup Musul'a saldıracaklar. IŞİD'e. Tek havada değil, kara operasyonu da olma olasılığı var diye konuşuluyor. Yok ama öyle de bir Türkiye havadan destek verecek mi, vermesi gibi. Sanki birisi siz havadan mı vereceksiniz? İşte sizin ne kadar
havanızın zayıf olduğu, pilotların zayıf olduğu, uçakların zayıf olduğu ya da kendinizden bile haberdar olmadığınız gibi bir ders vermeye çalışıyor belki. Bilemiyoruz yani. Aslında sizi destekleyici bir şey de söyleyebilirim. Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı sitesinde. Ekiplerin ilk tespitlerinde uçaklarda teknik bir arıza, evet, izine rastlanmadığına yönelik bir şey var. Dövüyor. Hani işte öyle bir boksör vardır. Hani boksör sürekli dayak yiyor ama kimin atıyor belli değil. Hani olay sürekli kazanıyorsun diyor birisi ama o dayak yiyor sürekli. Evet. Birisi bizi dövüyor mu? Bu şüpheler de gündemde. Tabii Türkiye ilk defa tarihinde çok ciddi bir sınır dışına taşmaya çıkıyor bugünlerde. İşte Musul'da IŞİD'i def etmek için. Fakat biz Musul'a girene kadar oradaki cephelerde bir renk değişikliği oldu. Yani önce etnik olarak bakıyorduk. Türkmen, Arap, Şii falan gibi olaylara bakıyorduk. Şimdi yorumculara bakarsak orası Şii ve Sünni diye bir ayrıma tabi oldu. Şimdi biz Musul'a girdiğimiz zaman mesela Türkmenlerin de Şiileri ve Sünnileri var. Kürtlerin de Şiileri ve Sünnileri var. Şimdi bu mezheplerden birine sığınacağız, öbür tarafa şey yapacağız gibi tuhaf bir şey meydana geldi. Şimdi bana sorarsan Türkiye bu havadan destek vereceğini açıkladıktan sonra uçakların düşürülmesi çok manidardır. Bütün kuşkuları, şüpheleri, şaibeleri üstünde taşımaya şeydir, açıktır. Bir de şimdi Genelkurmay bu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz dedi bunun sebebini bilmiyoruz. Şimdi karşı tarafta bir düşman olsun olmasın, yani öyle bir gerçeklik var mı yok mu bilmesek bile, evet biz şu anda uçaklarımız düşürülüyor, evet, bilmediğimiz nedenlerle ve yeniliyoruz. Yani şey gibi, çamura saplanma gibi bir durum var burada. Allah sonumuzu hayretsin. Biz kesinlikle. Bu Silivri ve Balyoz günlerinde içeride biliyorsun gidiyorduk, Mamak'ta, Silivri'de ziyaret ediyorduk şeyleri, askerlerimizi. Biz filo komutanlarımızı içeride şey yapıyorduk, ziyaret ediyorduk. Mesela Ankara'daki Mamak'ta ziyaret ettiğimizde filo komutanı da hani 2 saat, 3 saatte geniş bir öğleden sonra vaktimiz vardı. Hani hem de bilgilenelim diyor, o bize o filolar nasıl çalışır, o filo komutanlığı ne demektir, gökte ne yaparlar, görevleri nedir, daha fiziki detaylar. Hatta burada bir caminin üstüne teğet geçmişti falan. Detaylı anlattığı zaman biz de birebir sanki briefing kalmış gibi şunu çok rahatlıkla söylüyoruz. Türk ordusunun çok uçmuş, çok soylu subayları, çok çalışkan, becerikli subayları tasfiye edildi. Şimdi tabii bu tasfiyelerin de ağır faturasını ödüyoruz. Zaten Yunan adalarını, kayalıktan daha iri ada gibi şeyleri, aman ses çıkmasın diye Davutoğlu oraların işgaline şey yaptı, sessiz kaldı. Bu uçaklara da sahip çıkamıyoruz. Çok tehlikeli görüyorum ben. Fakat şeyi düşünmemiz lazım. Musul'a, Türkiye'nin bir koalisyon içinde Musul'a saldırması, IŞİD'e saldırması çok düşünülecek bir şeydir. Yani bunun Türkiye'ye yansımaları olacağını mı inanıyorsunuz? Çok düşünecek bir şeydir bu. Çok tehlikeli de bir şeydir. Ben şahsım yani bütün partilerden bağımsız olarak Türkiye'nin sınır dışına hiçbir şekilde çıkması taraftarı değilim. Bir savaşa katılması da taraftar değilim. Ben şahsım yani bütün partilerden bağımsız olarak Türkiye'nin sınır dışına hiçbir şekilde çıkması taraftarı değilim. Bir savaşa katılması da taraftar değilim. Hani orada ballı börek de verseniz, hani Özal'ı kandırdılar ya, bir verip üç alın falan, üç koyun bir alın mı ne işte. Ondan sonra da dallı geçtiler Özal'lar, üçün birini falan aldı diye. Bunlar benim aklımın alıcı şeyler değil yani. Şimdi tabii orada bir kriz var ve Türkiye'nin şu yurttaş anayasası, yani Türkiye'deki Şii, Sünni, Alevi, Türkmen, Boşrak fark etmeden herkesin yurttaş olarak yaşadığı bir cumhuriyet görüntüsü Orta Doğu'ya çok uzun vadede tek şanstır. Yani bir model aslında oluşturuyor. Bu modelden başka da çıkış yoktur. Gün geldiğinde de Orta Doğu toprakları kendini toparlamak istediği zaman, bir kurtuluş, bir ışık aradığı zaman bu modelin dışında da bir model yoktur. O yüzden biz hiçbir şekilde etnik, mezhep, din bilmem ne ayrımı yapmadan yurttaşlar olarak bir anayasanın taraftarıyız. Ve yurtta sulh, cihanda sulh deyip bütün dünyaya bu şekilde bakarsak kalıcı bir şey yapmış oluruz. Tabii tarihimizden kalan çok büyük bir felaketler var. Bir Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve bakiyesi söz konusu. Şimdi sorun da bu Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra başladı zaten. Şimdi İngiliz İmparatorluğu yıkıldıktan sonra İngilizler böyle ipliklerle ki sportif ve kültürel ilişkilerini devam ettirdikleri ve sembolik bir takım ilişkilerini devam ettirdikleri bir milletler, İngiliz milletler topluluğu kurdular. Hani böyle bir kültürel, sembolik kralçı hale tanırlar falan.
Fransızlar Frankofon dediğimiz Kuzey Afrika'da sömürgelerine Fransızca konuşan ülkeler topluluğu falan kurdular. Atatürk de bunu gördü. Osmanlı yıkıldıktan sonra Sadabat'la başlayabilirdi. Hani Osmanlı sonrası milletlerin kültürel ilişkilerini devam ettirecek. Daha güçlü ticari ilişkileri devam ettirecek. Bir sistem çok güçlü olarak devam ettirilebilirdi. Bugün görüyoruz ki bu gerçekten çok Sadabat dediğimiz o iş başlasaydı çok güçlü kültürel ilişkiler kurulurdu. Sembolik bir takım ilişkiler kuruldu. Zaten dil, din, kandil, bayram gibi çok güçlü ilişkilerimiz, kültürel ilişkilerimiz de var. Bunun eksikliğini ve acısını yaşıyoruz. Bu demek ki bir ciddi bir travma. Osmanlı'nın yıkılması ve sonrasından kurulan bu krallıklar, şehirler ve ondan sonra işte Bağız, kral çatışmaları, Türkiye'deki laik şeriat çatışmaları çok ciddi bir travma olarak devam ediyor. Uzun vadede bakarsak hiç yolumuzdan şaşmadan yurttaşlık anayasamız, yani etnik kimliğe zaten modern anayasalarda etnikten bahsettiğiniz zaman o ülke mezbahaya döner. Mezbahaya döner. Kim etnik ve mezhepten bahsederse modern toplumlarda onun sonu da mezbahaya dönmüştür. Siyaset asla etnik ve mezhep kimlikten bahsedemez. Bir entelektüel ve bir aydın ki Türkiye'de böyle hepsinin cürufu çıktı zaten. Etnik kimlikten bahsetmeye başladıktan sonra zaten hepsi şeyini kaybetti, itibarını kaybetti, güvenini kaybetti. Tarihten silindiler. Rezil usulay oldular. Aydınlara etnik kimlikten, mezhep kimlikten bahsetmek yakışmaz. Vasat, ancak vasat, beceriksiz aydınlar, hayatta hiçbir eser verememiş insanlar, o etnik ve mezhep kimliklere sığınarak o siyasetler içerisinde bir şey olmaya çalışırlar. Ve ama şeyi her insanın içinde bilinmez bir vahşi canavarı doğururlar. Ve biz gözlerimizle gördük. Yüzlerce aydının, yüzlerce yazarın etnik kimlikten bahsettikten sonra, yani bunlar insanlıktan, insanlık, sosyoloji, siyaset bilimi bilen insanlardı. Ama bir gün etnik siyaseti vurgu yapmaya başladıktan sonra vasatlaştıklarını ve o vasatlıkların içerisinden dehşet bir canavar çıktığını, hatta gaddarlaştıklarını gördük. Evet, Türk ordusu tasfiye edilirken, PKK'nın söylediği isimlerle tasfiye edilirken hepsi gaddarlaştı. Ve sessiz kaldılar bu kadar hukuksuzluğa. PKK da içindeydi, hükümet de içindeydi. Hatta kimse yardım bile ettirilebilir tabii, süreçte. Tabii. Biz başka bir siyaset, evet ülkemizi kısa vadede kurtaramayabiliriz, kısa vadede Türkiye'de siyaset iktidara gelebilmeyebiliriz. Ama kısa vadede gelelim diye, çok şeyler yapalım diye de asla savaşın, asla etniğin, asla mezhebin önünü açamayız. Bu çok daha ölümcül bir yıkım olur. O yüzden ben Musul'a başka türlü bakmak istiyorum. Doğu Perinçekler işte gitmişler, ziyarete gittiler. Ben şimdi o ziyareti ilk gittiklerinde eleştirdim. Çünkü savaş halinde bir ülkeye bu ziyaret çok da doğru bir ziyaret değildir. Ama sonra baktım Suriye şey Fransız muhalifleri de geldi. Fransız Hollanda üstelik evet, rahatsız oldu. Gelmişti. Onlar da geldiğine göre ha o zaman çok da sesimi çıkarmadım. Ancak orada da o Perinçek hani İran, Azerbaycan, Türkiye bu bölgelerde Beşdeniz gibi hani bir nevi bu ülkelerin de bir şeysi Yalçın Küçük çokça bağırır söylerdi hani doğu diye bir şey. Biz de hani bunu ülkelerimizde kültürel siyasi ilişkilerimizi artık kurumsallaştıralım diye bir şeyi öteden beri söyleriz. Bu olabilir. Ülkelerimizde kültürel siyasi ilişkilerimizi artık kurumsallaştıralım diye bir şeyi öteden beri söyleriz. Bu olabilir. Çünkü ileriye doğru bir ütopya ve bir ümit koyacaksın. Biz burada yurttaşlığa yani yurt, dil, din ayrımı yapmadan çok öteye, şimdi IŞİD'e bakıp pozisyon alamayız biz. Siyaset biliminde herkesi eşit gören bir siyaseti alıp ileriye doğru. Tabii bugün ki bu da en fazla Doğu Perinçek teklifinde tabii bu Beşdeniz gibi yani bu teklifte en çok öne çıkan anti-emperyalist duruş. Evet anti-emperyalist duruş çok önemlidir. Suriye'nin bütünlükçü yapısı da var aslında. Evet tabii ülkelerin de bütünlükçü yapısı. Ona da var. Ona da var ama bizim de şimdi bunlar yalandan uçuk bir Osmanlı İmparatorluğu diye bir hayal koydular. Bu hayalin karşısına da bizim çok sıcak siyasal, kültürel ilişkilerimizi çok geliştireceğimiz anti-emperyalist ama bu kadar da insanların yurttaş kimliğinden hareketle bir şeyi. Şimdi adam anti-emperyalist olabilir. Bunların mümkünatı var. IŞİD de anti-emperyalist. Ama bir mezhepten ve bir etnik kimlikten hareketli buralarında rezerv koyarak böyle ileriye dönük şey yapabiliriz. Şimdi Türkiye'ye dikkat edersen şöyle de bir tez var. O tezde çalışalım. Türkiye öteden beri
Musul'a, Atatürk'ün de vasiyetidir zaten. Gizli celsede bu söylenmiştir. Hatta o gizli celsede Atatürk'ün ağladığı da söylenir. 1985 yılında, 50 yıl aradan geçtikten sonra yayınlandı bunlar. Hani bizim gücümüz yetmedi. Silah olarak, para olarak, asker olarak Musul'a, o bölgeleri şey yapmak. Ama çocuklarımıza, evlatlarımıza bu konuyu bırakıyoruz diye cümleler. Şimdi Türkiye'nin buraya Kerkük ve Musul'da Türkmen varlığı ya da oradaki başka şeyler. Şimdi bu çok nedameli bir konu. Çok ciddi, sıkıntılı bir konu. Yani dünyanın, ben sınır dışına taşınmasını ancak kültürel olarak, ticari olarak, karayolu, demiryolu, giriş çıkışlar güçlensin, pasaportlar, vergiler, gümrükler azaltılsın, daha sıkı girip çıkılsın taraftarıyım. Bunun zaten yeterince bir birleşme, gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama bir ordunun buradan kalkıp başka bir tarafa girmesi, böyle bir leşi paylaşmak gibi, bunlar benim siyaset tarzım değildir. Bu siyaset tarzını, yani Atatürk gelsin söylesin, karşı çıkarım. Biz yaşadığımız toprak ve sınır ve haritadan sorumluyuz. Bu toprakların soyluluğundan, bağımsızlığından, dirliğinden sorumluyuz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü batılı ülkelerin nasıl gaddar davrandığını, sömürgelerine, kolonilerine, yani batılılar gibi olamayız. Eğer batılılar gibi bir sömürge kanı, koloni kanı, insanları kölleştirmek, onları işte IŞİD'leştirip, onları Talibanlaştırıp, onları birbirine kırdıran bir yola girersek, Türkiye ruhunu kaybeder. Biz de batılılar gibi falan oluruz. Hiç unutmam bunu. 1905 yılında bir Japon politikacısı. O zaman uluslararası kurumlar da, barış konferansları gibi uluslararası kurumlar da daha yeni tarihleri var. Yani ülkeler Vatörlü Savaşı'ndan sonra işte yan yana gelmeye başladı. Rusya, Prusya, Avusturya, İngiltere. Hani üst kurumlar kuruyorlar işte savaşlarda bilmem ne yaptı falan diye. Bu kurumlar da henüz tam zenginleşmediği günlerde bir Japon politikacı, çok güzel bir lafıdır, tarihe geçen bir lafıdır. Çin'e saldırdı ve çok gaddarca saldırdı Çin'e. Büyük bir Rus savaşı da falan başladı. Ve Japon politikacı der ki, bizler bilimsel kasaplıkta batılıları geçtikten sonra, batılılara eşit hale geldikten sonra batılı konferanslara davet edilmeye başladık. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bilimsel kasap, siz de Musul'a gidip orada Türkmen, Kürtmen bilmem ne bir savaşın içine girerseniz, kasaplığınız İngilizlerle, sömürgeci İngilizlerle, Amerika ile yarış hale gelirseniz, batılılar sizi çok sever, başını da üstüne koyar. Dikkat edin, Türkiye'de Türk ordusu tezkereyle, ben hiç 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda çok da yüz vermediği için Amerika'nın Irak şeyine Türk ordusunu tasfiye ettiler. Ben yine namusumuz, şerefimizi, her şeyi, hatta tecavüz edilmeyi, bundan daha nasıl tecavüze uğrayalım ki? Türk ordusu baştan aşağı tecavüze uğradı. Sırf oraya girmedik diye. Ben Türkiye'nin bu konuda inat etmesine ve asla girmemesi taraftarıyım. Bunu başından beri en çok üstünde durduğum şey budur. Peki bir de olay... Amerika'nın girersek Amerika'nın oyununa geliriz. Onlar bizi, siz niye, Bush dedi ki siz niye girmiyorsunuz? Girmediğiniz için Türk ordusunu cezalandırdı. Edelman buradan giderken elini işaret etti. Bizi istemeyen adam ilan etmişti, Aydınlık falan, hatırlayın. O yüzden biz girmemekte, topraklarımızdan çıkmamakta, başka tür diplomatik ilişkiler olur, işte bir takım başka şeyler olur, yardım, Kızılay, onlara bir şey diyemem. Ama Suriye, şey, kamp falan, onlara bir şey diyemiyorum. Türk askeri, ne havadan, Kızılay, onlara bir şey diyemem. Ama Suriye, şey, kamp falan, onlara bir şey diyemiyorum. Türk askeri, ne havadan, ne karadan, bu toprakların sınırından çıkmamalı. Çıktığı takdirde Batı'nın kasaplarıyla yarışır ve Batı'nın 200 yıldır döktüğü sömürge kanına ortak olur. Bu da bu ülkenin dirliğini, ruhunu, vicdanını parçalar. Bu benim şahsi görüşümdür. Evet. Peki bir de olaya şuradan bakmak gerekiyor. Yani şunu da hemen hatırlatmam gerekiyor. Birçok, bu hafta zaten bu konuya dair çok şey yazıldı, çizildi. Gazeteciler, basın, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinden bilgileri aktardı. Bunlardan en başına geleni ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Musul'a karadan harekat yapmasına dair herhangi bir hazırlığının bulunmadığı yönünde. Şimdi bu gerçekleşince benim de aklıma şu geliyor. Acaba İncirlik üssünü mü açmaya çalışacak Amerika? Hayır, havadan da kısmen, havadan falan, hı-hı, bir şey. Bir de biliyorsun tabii bir şey diyemez yani. Onlar bu savaş hazırlık dahi hiçbir şekilde bunlar söylenir, anlatılır şeyler değildir. Bunlar bir anda olup biter. Onlar gizli tartışmalardır.
Ama böyle bir şey var. Şimdi fakat başka da bir şey var. Yani şimdi bu sınırlarımızda bir şey olmaya başladı yani. Şimdi çok komik bir şey. Bu sınırdan bir Osmanlı çıkartmaya çalışıyorlar. Yani orada IŞİD'ler, MIŞİD'ler, Suriye, kopan parçalar falan. Başından beri zaten Şam'dan avaz kılma hikayesiydi bu hikaye. Evet. Bu arada Türkiye'yi balyozla bütün orduyu içeri attı. 2011-2012 ve artık Türkiye'yi yatıştırdık. Elini ayağını kestik, kopardık. Ondan sonra Suriye'ye savaş açtılar. Yani Türkiye'deki bütün muhalif ya da kurumları ele geçirdikten sonra bunu yaptı Tayyip Erdoğan Bey. Ve orada bir Osmanlı hayali. Yani orada bir Osmanlı çıkarmaya çalışıyorlar. Osmanlı tabii bu hayalinin önünde de bütün ütopyalar, yani çılgın, bu çılgın ütopyanın da fanatik, kitlesel ve oya dönüşen takipçilerini falan buldular. Bu da çok değerli bir şey. Şimdi bakıyorum ki bu düşünce de değerli bir şey. Çünkü bakıyorum ki şimdi hala orada ısrar ediyorlar. Bu dehşete döndüğü halde, vahşete döndüğü halde 4,5 milyar Suriye kamplarını ödüyoruz, yetmiyor. IŞİD'e bilmem ne yapıyoruz falan yetmiyor. Bir gün Nasrettin Hoca demiş ki kendi kendine, ağaca bakmış, elma ağacına. Ya bu ağaç elma veriyor, meyve veriyor, ben veremem mi diyor, ben de verebilirim diyor. Ve kendini toprağa gömüyor. Bayağı gömüyor yani kendini toprağa. Fakat bir zaman gömdükten sonra, bir zaman sonra köylülere bağırıyor. Gelin beni kurtarın, gelin beni kurtarın. Köylülere diyor ki, hocam hani sen meyve gibi, meyve ağacı gibi meyve verecektin kendine şey. Niye şimdi bağırıp çıkmak istiyorsun? Dedi vallahi dedi kök tuttum ama dedi soğuk bu evet. Dedi. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu vardı. Bunlar da kendilerine bir ektiler oraya. Davutoğlu haysiyetini, namusunu ve ülkenin varlığını. Ve Tayyip Erdoğan bu ülkenin varlığını, haysiyetini, her şeyini o toprağı, o sınıra ektiler. Bir Osmanlı meyve versin diye. Ve ama soğuk, diplomasinin sert soğukları bütün bunları mahvetti, çıkışsız hale getirdi. Burada yapılacak her şey yumuşak güç dediğimiz ticari, kültürel işlerle yapılmalı, diplomasiyle yapılmalı. Şimdiye kadar biz bunlara çok eleştiriler getirdik. İşte şunu yaptınız, bunu yaptınız, işte hatta tırlar geçirdiniz, silahlar kaçırdınız falan. Fakat bütün bunlar nihayetinde son derece de ispatlanmış, belgelenmiş şeyler değildir. Türkiye'de Davutoğlu ve Tayyip şunu gayet iyi biliyor. Bunu bildiği için iktidarda olduğunu düşünüyor. O da biz her türlü uçarız, kaçarız, atarız, tutarız ama bir başka ülkenin toprağına girmeyiz. Çünkü orada felaket başlar ve kendi sonlarını hazırlarlar. Bunu çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Aslında o yüzden evet, Tayyip Erdoğan dışında Davutoğlu'nun da açıklamaları bu söylediğinizi epey bir destekliyor. Evet, bunların son hükümeti de düşürecek, bu hükümeti de düşürecek olan. Çünkü savaş belirsizliktir. Ancak burada çok daha başka şeyler de var. Bu insanlara söylememiz gereken başka şeyler var. Çok ünlü bir hukukçu 19. yüzyılda ilkel toplumlarla nasıl savaşılmalı diye, o zamanlar sömürgelerle savaş yok ya, ilkel toplumların ruh halini anlatabilmek için makaleler yazdı. Ve orada şöyle bir cümle geçer. Der ki, mesela de bizim bir katedralimize top düşerse, düşmanın top mermisi düşerse bizim katedralimize, halkımız hiddetlenir, gazaba gelir ve daha çok saldırır düşmana der. Ancak der, ilkel toplumun totemine, hani var ya ilkel kabilenin totemi, ilkel kabilenin totemine bir top mermisi düşerse ilkel kabile şöyle düşünür. Tanrı inayetini, yardımını, elini, ruhunu ve gücünü bizden çekti. Şimdi burada Tayyip Erdoğan Beylerin başından beri düşüncesinin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi ekonomi, dolar işte battı gidiyor. Kesinlikle içimizde bir cenabet var mı diye tartışıyorlardır. Yani bunu bir beceriksizlikte, bunu bir şeyde değil. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu kurma hayalleri paramparça oldu. Kesinlikle içimizde bir münafık var ve Tanrı yavaş yavaş bizden elini çekiyor diye düşünüyorlardır. Çünkü bunların zihninde içimizde bir münafık var ve Tanrı yavaş yavaş bizden elini çekiyor diye düşünüyorlardır. Çünkü bunların zihniyeti ve mantalitesi budur. Buradan da çıkış yoktur. Bu insanlara benim söyleyebileceğim şey kısa yoldan dönün. Artık Türkiye'nin bütün imkanlarını kullandılar. Ama Allah, ben de şimdi onlar gibi düşünüyorum. Allah-u Teala hırsızlık yapanları yarı yolda bırakır, rezil eder, kepaze eder. Peki ne olacak sonları? Tam seçime yaklaşırken, hazır bu konuya da girmişken 7 Haziran'da bir seçim gerçekleşecek. Ve Erdoğan AKP için bildiğiniz gibi il il gezip AKP'ye o istiyor bir cumhurbaşkanı. Tabii, ne bilemiyorum. Olacak sonları? Şu anda nereye gidecek bu durum? Vallahi ben şu anda Türkiye'yi üretimden uzaklaştırarak
markadan uzaklaştırarak, bizim yerli markalarımızdan, yerli firmalarımızdan yüzüne hiç bakmayarak, bunları hiç konuşmayarak, bu ülkenin betini, bereketini kaçırarak, ot ithal eder, et ithal eder hale getirerek Türkiye'yi büyük bir yağmanın konusu edindiler. O yüzden işleri çok zor. Sizlere çok basit bir iki cümle söyleyeceğim. Halkımız çok iyi anlasın diye. Bugün çayımızı ürettiğimiz, buğdayımızı ürettiğimiz büyük tarlalar dahi yorulmuş tarlalardır. Bunları yoran kimyasaldır. Bu tarlaların hemen hemen yarısı uzun dinlenmelere, yani yeni bir bilimsel bakışla bu tarlalara. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Diyorum ki siz tam 20 yıldır içtiğiniz çayın tadı yok. İşte buyurun, bunu ben söylüyorum. Herkes söylesin. Tirebolu çok ayrı bir yerde. Tirebolu 49 diye markayı bir kenara bırakalım. Of, Trabzon, Rize, buralardaki çayın tadı kalmamıştır. Niye? Toprak artık gübreden ve o çabucak daha çok versin, daha çok versin telaşından o toprak kirlenmiştir. Çayın tadı yok. İddia ediyorum buğdayın tadı yok. Hiç kimse bana ekmeğin tadını alıyorum diyemez. Her yere bu şekilde gidin. Biz bu topraklara 30 yıldan, 40 yıldan önce çok uyanıp bambaşka bir mantıkla yaklaşacaktık. Köyümüzde çoban kalmadı. Ancak bu siyasi iktidar bütün köylere bir hoca tayin ediyor. Ben de bunlara diyorum ki, evet yine köylere hoca tayin edin ama şöyle hoca tayin edin. Çobanı olmayan köye hoca tayin etmeyin. Bir köyde çoban yok ve hoca var. Hoca nereye konuşuyor? Kimse yok orada. Çoban dediğin iki tane koyun, üç tane sığır değil mi? Bütün bunları şey yapacak. Türkiye'ye çoktan, şimdi modern televizyonlar çıktı, insanlar şehir görmek istiyor. 24 saat hayvanla uğraşmak istemiyor. Vardiyalı çobanlar pek hale gelebilirdi. Yani bu ülkede birisi gelsin, vardiyalı çobanlar yapsın. Hoca ya da hocalar bir zaman çobanlık yapsın, vardiyalı bir zaman ya da başka türlü olsun. Ama çobanlar hocalardan daha çok köylere gitsin. Köylerimiz ölmüştür, tarlalarımız ölmüştür, yorulmuştur. Bu en dibinden baktığımız yerdir. Ve Türkiye'nin dünyaya bu iletişim çağında takdim edeceği markası kalmamıştır. Ve dikkat edin, 30 yıldır biz neyle uğraşıyoruz? Bu iktidar döneminde neyle uğraşıyoruz? Sabah kalktık laik şeriat, şimdi kalktık PKK, APO, etnik bilmem nelerle uğraşıyoruz. Buradan artık bu ekonomi sıcak para ve sıcak para oyunları değil mi? Bunların şeyine düştü. Şimdi açıklama yapmaya çalışıyorlar. Durduk yerde bir ülkenin devlet başkanı, cumhurbaşkanı kimsenin aklında yokken, hiç kimse bunu tartışmıyorken 4 aydır, 5 aydır dolarla uğraşıyor, Merkez Bankası'yla uğraşıyor. Adamı dövmediği kaldı. Sonunda hainsin lafına kadar geldi. Şimdi burada bu adamlar bu doları yükseltmek için Tayyip Erdoğan Bey niye uğraştı? Nasıl uçaklarımızın düştüğünü bilmediğimiz gibi Tayyip Erdoğan Bey Merkez Bankası Başkanı'nı niye dövüyor bunu da bilmiyoruz. Peki sizce neden nedir? Neden bu kadar çok Merkez Bankası? Herkes her şeyi söyleyebilir. Belki de Suudlardan çok para aldılar. Aldıkları parayı doları yükseltip oradan faiz edip o faizini ödeyecekler. Yani paralarını bırakmak için. Tabii biz de artık çok akıl dışı şeyler söyleyeceğiz. Akıl dışı şeyler söylemek zorunda kalacağız. Yani çünkü Türkiye şeyden, reelden çıktı. Basın bir ciddi bir şey tartışmıyor. Doneler, istatistik veriler hepsi sahte. O yüzden insanların tweette saçma sapan yorumlar yapmasın hep doğrudur. Belki de en doğru yerler artık orasıdır. Bilemiyoruz. Ülkemizde bütün bu yandaşlar Türk ordusunu, Türk pilotlarını, Türk filo amirallarını öldürmek, içeri atmak, yok etmek. Bütün bunları yaparken biz bunları okuduk. 2010 yılından ben size Akit Gazetesi'nden, Yeni Şafak Gazetesi'nden, Star Gazetesi'nden, hatta büyük televizyonlardan yandaşların şöyle konuştuğunu duydum. Bu askerler içeri atılır, haksız, hukuksuz bunların liyakatlarıyla, meslekleriyle, kariyerleriyle oynanırken. Şunu dediler, işte ilahi adalet, işte Tanrı'nın adaleti. Bunların liyakatlarıyla, meslekleriyle, kariyerleriyle oynanırken. Şunu dediler, işte ilahi adalet, işte Tanrı'nın adaleti. Engizisyon mahkemesinin işleten mantık da buydu. İnsanları işkence ederdi, kollarını bacaklarını keserdi ve Tanrı'nın ilahi adalet derdi. Bütün işkencecilerin sığındığı yer Tanrı'nın adaletidir. Türkiye'de insanlara işkence ettiler. Hapishane kapılarında haksız, hukuksuz iftiralar ve bu işkence kurumların kendisine HSYK nerede kim bilmiyor, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kimse bilmiyor. Kurumlara dair bu işkenceler yaparken ilahi adalet dediler.
Yani işkencelerin dahi Allah'a yaptırdılar ya da haşa ya da Allah adını kullandılar. Allah adını kullanıp Allah'ın üstüne attılar. Bu terbiyesiz insanların diplomaside bir uçağı uçurabilecekleri, komşularla iyi geçinebilecekleri ya da bir ekonomiyi iyi getirebilecekleri mümkünatı yoktur. Asla yoktur. Buna da Türk halkının zaten güveni yoktur. Konya gibi yerde pilotumuzun cenazesi kalkarken halkımız galeyana gelmiş ve isyan etmiş şekilde o saraylarda oturacağınızda uçak alın diye bağırıyor. Ben de gerçekten AKP'ye oy vermiş bu kitlelerin ilk defa bu kadar derinden homurdandığını görüyorum. Şüphesiz aydınlar biraz 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl önce görürler. Halkımız şimdi yeni yeni görüyor. Peki buradaki temel etmen ekonomi diyebilir miyiz? Ya insanlarda çünkü bir rüya gösterdiler. Herkes evet. Bir rüyaya inandı. Sıcak para geliyordu. Hüsnacığım, borçlarla bir şekilde biz yazar insanlarız. Rüya alıyordu. Tabii biz yazar insanlarız. Daha kalıcı hikayelerle olayları anlatmak zorundayız. İnsanlar yıllarca bunu kafasında döndürsün diye. Gaz odaları Almanya'da Naziler, faşist bir diktatörlük, entelektüel okumuş profesör insanları gaz odalarının önünde kuyruk yaptılar. Bir de çorba kuyruğu vardı. Bir de gaz odaları kuyruğu vardı. O insanların perişan hallerini, açlıktan ne hale geldikleri fotoğraflarda duruyor. Ancak bu gaz odalarının kuyruğunda bulunmuş çok yetkin bir insan, profesör bir insan çok sonra hatıralarını yazdığı zaman vicdanıyla ve insanlıkla tartışan cümleler ederken bir de şöyle bir cümle ediyor. Diyor ki ben oradayken şahit oldum. O gaz odasına giren profesör arkadaşlar diyor, o yazar arkadaşlar diyor. Bunlar entelektüel insanlar ama unutmayın diyor. Ne kadar entelektüel olursanız olun diyor. Aç kaldıkça canavarlaşırsınız diyor. İlkelleştikçe yeteneklerinizi kaybedersiniz. Beyniniz düşünmez olur. İlkelleşirsiniz ve vahşileşirsiniz. Bütün bu yorumları yaparken çok can alıcı bir cümle söylüyorum. Diyor ki bu arkadaşların hepsi gaz odalarının kuyruğuna getirildi diyor. Ve diyor gaz odalarının kuyruğuna geldiklerini hepsi biliyordu. Hepsi gaz odasının kuyruğundaydı. Ama onlar milyonda bir ihtimal işlerinden bir şey umuyordu. Bu bir çorba kuyruğudur inşallah. Ve hiçbiri gaz odasının kuyruğundaki insanlardan hiçbiri bunun bir gaz odası kuyruğu olduğunu düşünmedi ve söylemedi. Ve hepsi aralarında çorbanın kıvamını tartıştı. Türkiye 20 yıldır biz bu yandaş gazetecileri, yandaş yazarları kalkıp bir faşist diktatörlük getirip gaz odasının kuyruğuna koymadı. Bunlar gönüllü bir şekilde kendileri bu hükümete, bu iktidara, bu etnik mezhep savaşına kuyruk oldular. Ve hepsi 30 yıldır aralarında Türkiye yoksullaşırken, üretimini kaybederken, üniversiteler embesilleşirken, zıvanadan çıkarken bu ülke, ülke etnik bir savaşa doğru sürüklenirken, mezhep savaşına ki bunun en güzel örneği şeydedir Suriye'de, bu insanlar çorbanın kıvamını, başka tür bir çorbanın kıvamını düşündüler. Bu ülkenin geleceğini, vicdanı, insan ahlali hala hepsi o gazeteleri çıkartan paralar nereden geliyor diye, değil mi? Evler, yatlar, arabalar, yalılar hepsi çorbanın kıvamını konuştular. Bu ülkenin bir felakete gittiğini ve bu felaketi kendileriyle birlikte gidildiğini asla düşünmediler, söylemediler, unutturdular. Bunu Özal keşfetti. Avrupa'ya attı topu. Biz Avrupa'ya gireceğiz diye. Sonraki hükümetler de bunu çakızladı. Türkiye'ye ver bir laik şeriat tartışması, ver bir etnik kimlik bilmem ne tartışması, oyalansın gitsin. Ama tarihin bize bağışladığı en güzel ova, Konya Ovası, Sandıklı Ovası, Bergama Ovası, Çukurova, Silvan, Hasangale, Pasinler, Niksar, bütün bu güzel ovalardan ne gelecek, ne üreteceğiz, bunları nasıl muamele hale getireceğiz, Türkiye'nin konusu olmadı. Ve sonunda çok acıktır ki, değil mi, şey yapar hale geldik. Bakın unutmayın, bunu hiç kimse unutmasın. Orta Doğu'nun tarihi çok zengindir, kültürü çok zengindir. İnsanlık tarihi burada başlar. Hitit deriz, Asur deriz, Eti deriz, Sümer deriz. Bütün bunlar bu topraktan çıkmıştır. Babil, şimdi biz diyoruz ki Batı'da işte yurttaşlık cumhuriyet kuruldu eski Roma'da. Ya Babil'in özelliği şu, 1000 çeşit dil ve 1000 çeşit insan orada yaşıyor. 100 çeşit dille Babil Kulesi kuruluyor. Şimdi cesetler, etnik ve mezhep cesetleriyle bir Babil Kulesi kuruluyor. 100 çeşit dille Babil Kulesi kuruluyor. Şimdi cesetler, etnik ve mezhep cesetleriyle bir Babil Kulesi kuruluyor. Erzincan, Sarıçek Yaylası'ndan çıkan Fırat Karasu ve Fırat coşarak gidiyor bu Anadolu topraklarından. Ama şimdi Suriye'de ve Fırat'ta bu coşkun Fırat ve Dicle'nin önünü etnik ve mezhep kemikleriyle tıkıyorlar ve tıkandı. Türkiye önce insanlar karnını doyuracak.
Biz karnımızı doyuracağız. Karnımızı bölüşmemizi tartacağız. Burada oturduğum günden beri. Çok da heveslisi değilim ekrana çıkmanın. Ama ilk çıktığım günden beri kendimi teselli ettiğim bir cümle var. Bölüşümden yana, üretmekten yana bir insanın çıkıp konuştuğu yok, söylediği yok, kapı açtığı yok. İnsanlar ülkelerinden nefret ederek bir güvensiz hale getirildi. Siyasetimize güvenemez hale geldik mi? Bu sağcılardan bir şey olmaz, bu dincilerden bir şey olmaz falan diye. Ama dikkat edin, 40 yıldır önce özelleştirmeye başlarken bütün bu şey gibi büyük şirketlerimiz hepsi önce küçümsendi, aşağılandı, küflenmiş, hantal bürokrasi diye ve hepsi 3 kuruşa satıldı. Karımız olmaz satarız, bu ayrı bir şey ama önce aşağılanır. Şimdi dikkat edin, ülkenin ovaları, yaylaları, denizi, ürünü hepsine karşı insanlar siyasete güvenemiyor ama artık toprağına da güvenemez hale geldi. Biz yeni yetişen çocuklarımızı topraklarınıza güvensin. Biz Allah'a inanan insanlarız. Biz berekete inanıyoruz. Siz nasıl olur da yağmura insan inanamaz. Her mevsim yağmur yağar. Tarlamız 3 ürün alır. Köylümüz ürünü alır. Sanatçımız onu kek haline, pasta haline, makarna haline getirir. Ve bunlar böyle olur. Düşünün, bir ülkenin tamam siyasetine Tayyip'e inanan kalmamış. Daha önce de Özal'a da çok inanan kalmamıştı. Hepsi oyuncağını oynadı ve bizi kandırdığı çıktı ortaya. Ama toprağımıza güvenelim. Toprak bizim mezarımız, kemiğimiz, çiçeğimiz, yani buna şey yapmak zorundayız. Bizi öyle bir yıktılar ki bizi çaresiz bıraktılar. Hüsna, Silivri kapısında yaralarımıza uzanamaz bir şekilde elimiz yaramıza ulaşamıyordu. Bizi yıktılar. Taksim'de yıktılar. Bizim yaramız Taksim'de bizi yere yıktıkları zaman elimiz yaramıza ulaşamadı. Ali İsmail'e ulaşamadı, Berkin'e ulaşamadı, Kudüs'e ulaşamadı. Yıktılar bizi. Ama bu ülke yaralarını, eli yarasına uzanamadığı halde yaralarını aldı ve gözüne o yaraları sürme diye çekti. Evet, Ali İsmail'i, Berkin'i, hepsi bizim gözümüzde sürme. Ama bunu bütün insanlarımıza, halkımıza kardeşçe söyleyecek. Bölüşümünü, güvenliğini. Kadınlarımız saat 5'ten sonra dışarı çıkamaz hale geldi. 10 yıldır Türkiye'de etek boyu tartışılır hale geldi. Bunları bu toplum hazmedemez. Biz kendi ülkemizin dirliğinden geçtik. Gördük ki bizim ülkemizin dirliği Suriye'ye yansıyor, Irak'a yansıyor. Orada milyonlarca insan da yaşayacak. Biz daha batıyla ilk teması olan insanlar olarak, çok daha tecrübeli olan aydınlar ve yazarlar olarak bu toprakların namusundan da, güveninden de, değil mi, düzeninden de sorumluyuz. Biz bu topraklarda Kürt, Türk, Alevi denmenin ötesinde başka bir kapı açmak zorundayız. Başka bir laf söylemek zorundayız. Başka bir şey söyleyeceğiz. Onurlu ve temiz insanlar nasıl yaşayabilir ve karınlarını bu bereketli ovalarda nasıl doyurabilir? Biz bunu öğreteceğiz. Ama buraya sıra gelmedi ki. Dikkat edin, buraya sıra gelmedi. Laik şeriat tartıştırıyor bize bir ajan, bir güç. Birisi bize 30 yılda Türk-Kürt yazdırıyor. Açın Hasan Cemal'i. Açın o radikal yazarlarını. 10.000 kez yazdılar. Kafalarında Türkiye'de Türk'ü de etnik bir kavim haline getirdiler. Ve burayı bir etnik milliyetçilerin savaşı haline getirdiler. Bunlar bizim kaldırabileceğimiz şeyler değildir. Ama umudumuzu kesmiyoruz. Biz içimizde münafık var, içimizde cenabet var da demiyoruz. Biz akılda geri kaldık, düşünmede geri kaldık, fikir özgürlüğünde geri kaldık, üniversitede geri kaldık. Çünkü vasat insanlar, beceriksiz insanlar, esersiz insanlar ancak etnik yerlere, etnik partilere sığınır. Çünkü o çocuğa ekmek verir. Yani dikkat edin, bu yazarların çoğu etnik ve mezhep çatışmasına giren ve televizyonda bunu söyleyen insanlara bir dikkat edin. Bunlar ekmeklerini kazanamayan insanlar. Ben ekmeğimi kazanabiliyorum. Kazanabildiğim için Allah'a şükür. Yani kazanıyoruz işte, Allah'a şükür. Kazanabilen insanlar gidip Apo'nun emri altına girmez. Türkiye'de herkesin zekası, bütün etnik kimlikçilerin zekası Apo'ya eşitlendi. Ve Apo'nun gaddarlığı artık görülmüyor. Türkiye'deki inanan, temiz, mütedeyyin bütün insanların zekası gittikçe gaddarlaşan ve diktatörleşen Tayyip Erdoğan'la eşitlendi. Biz bu eşitlikten kurtulalım. Evet, bize çok vahşi, gaddar, zalim krallar gelebilir ülkeye. Bunlar normaldir. Ama biz onlara alet olmamalıyız. Biz niye onlara alet olmalıyız? Evet, bize çok vahşi, gaddar, zalim krallar gelebilir ülkeye. Bunlar normaldir. Ama biz onlara alet olmamalıyız. Biz niye onlara alet oluyoruz? Onların dilini kullandığımız için. Ben doğduğum günden beri
Biz de bu ülkenin şeyinde hani çok cici bir yerler vardı da çok kültürlü yerler vardı. Biz de Trabzon'un bir sokağında sağcı bir çocuk olarak büyüdük. Yani bu toprak bunu büyütüyordu. Ama okuyarak, yazarına, sinemasına, sanatçısına bakarak ve niçin kardeşlerimiz bu sokakta biz öldürüyoruz diye bir soru soruyorum hayatıma. 17 yaşında soruyorum, 18 yaşında. Ben bu ülkede kardeşimi, yani karşı sokaktan bir çocuğu niye öldürmek zorunda kalıyorum? Birisi bizimle mi oynuyor? Bu silahı bizim elimize veren mi var? Bunu bugün herkes, soran herkes gidip Apo'nun emri altına, Tayyip'in emri altına, bir şeyhin emri altına girmez. Anlar ki biz üretemediğimiz için bir kardeşimizi şey yapıyoruz. Şimdi bu topraklar, dikkat edin, ben bunu 8 yıl önce söylemiştim ama ha iyi diyorlardı. Afganistan taşınıyor dedim. Afganistan çoktan taşındı. Çoktan. Nereye peki taşındı? İşte Musul'a, Kerkük'e, sınırlarımıza taşındı. Şimdi 3, 4, 5 milyon mültecinin genç kızlarını düşün. O kadar genç, işsiz, delikanlıyı düşün. Bunlar nerelere kanalize olacak? Nerelerde iş bulacak? Buralardan değil mi? Okula bile gitmeyen çocuklar var. Bütün burada belki de büyük sosyal felaketler bekliyor. İşte bütün bu güzergahlarda kanlı kadın cesedi başları yakılan, benzinle yakılan insanlar var. Şimdi bu o çadırda, -20 derecede çadırda 50 kişinin oturduğu yerlerden şehirde ayak uyduracak, okuyabilecek, dünyaya hala güzel bakabilecek çok insan bulabilirsin. Buna ben de inanıyorum. Ama bizde sapkın ve sapık oranı %1 ise o çadırlarda %5 olur. Ve bu şehirlerimizi infilak ettirir. Bakın işte orada Tacikistan'dan bir muhalif lider İstanbul'da öldürülüyor. Hüsna, şundan emin olun. Takip edin, Google'a gidin. Daha önce öldürülenlere bakın. Rus, Çeçen kimler öldürüldü ya da İranlılar. İstanbul'da istihbarat Rus ve İran istihbaratı Türk istihbaratından güçlüdür. Kimse kusura bakmasın. Tak 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 temizliyorlar. Kendi ülkelerinde İstanbul kadar rahat değiller. Yani bu ülke, yani bu, bütün bunlar bizim acemiliğimizden, cehaletimizden ve boş şeyler tartışmamızdan. Biz soylu şeyler tartışalım. En soylu şey bereketi tartışalım, bölüşümü tartışalım. Yetti be etniğiniz, yetti be mezhebiniz. Çıkacak orada 3 gün barış ilan edecekler, seçime girecekler, oylar alacaklar. Yok barış geldi, gelmedi, yok etnik. Şimdi bu önümüze getirip koydukları 10 madde, bunların anayasaya girme şansı yok ki. Dünyada girememiş. Anayasaya etnik, kimlik, mezhep bir şey sokamazsın. İnfilak eder. Etnik, bana şunu söyleyeceksin. Birisi çıksın bana desin ki etnik tartışmanın başlayıp da mezbahaya dönmediği bir ülke göstersin. Daha ne kadar dersin lan? Bosna'da 200 bin kişi, Tiflis'te 100 bin kişi, Bağdat, Kerkük ortada, Beyrut ortada. Bütün şehirler etnik mezhep tartışmasıyla ikiye bölünmüş. Bu tartışmaya biz giremeyiz. Şimdi bu 10 maddeyi bu şekilde mi okumamız gerekiyor? Yani Dolmabahçe Sarayı'nda işte Abdullah Öcalan'ın gönderdiği bir 10 madde var. Bilmiyorum. Bana çok soyut geldi. Somut hiçbir şey yok içerisinde yazan. Bunlar, bunu nasıl okumalıyız? Bu projeler şöyle okumalı. Yani bu nereye götürecek Türkiye'yi? Amaç ne? Hedef ne? Tabii bundan sonra hemen onun paralelinde iç güvenlik paketi var. İşte Pervin Buldan'ın 16 madde geri çekecek açıklamaları var. Bunları nasıl okumalıyız? Şöyle okumalıyız. Şimdi ben bunu 80'li yıllardan sonra benim kuşak çok iyi okudu. Özal çok yoksul, işsiz, üretemeyen bir ülkeye bir rüya buldu. İşte bu rüyalardan bir tanesi Avrupa evet. Birliği'ne gireceğiz rüyası. Aa ben bakıyordum ki akşamları sabahlara kadar televizyon Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye. Ya 30 yılımız gitti. 30 yılımız bu saçma tartışmaya gitti. Girersek girelim, çıkarsak çıkalım. Ama böyle fantastik bir şey gibi yani bir şey gibi çok basit şekilde bunu tartışmak üretmeden bir kişi çıkıp ya üretmeden nereye gireceksin? Bunlar sana para mı dağıtıyor da demedi bu 30 yıllık tartışmalarda. Şimdi bu barış dediğin şeyler de işte o Avrupa Birliği rüyası gibi barış gelecek. Analar ağlamayacak. Ya bunun gerçekliği yok. İşte bundan da ekmek yiyor. Siyasi rant yiyorlar. PKK güçleniyor. Daha alanını tahkim ediyor. Yani politik olarak güçleniyor. Sivil gençliğini güçlendiriyor. Bölgede güçleniyor. Şu anda gidiyor mesela Kuzey Suriye'de, Kobane'de savaşçıları şey yapıyor. Bu tarafta da gençliğini büyütüyor. Tayyip de burada cumhur saraylarını kurdu. İkisi bu barışı ortaya atarak Türkiye'yi bu şeyin şemsiyesi altında kandırıyorlar, oyalıyorlar. Tabii ki bu biti beri gitti kaçıyor ülkenin. Değil mi? Gücü kaçıyor. Ya bu barışın geleceğini siz de mi inanmıyorsunuz? Yok hayır. Sayın ya bunun maddi olarak şimdi orada diyor ki 10 maddede bu diyor hayata geçsin diyor. Anayasaya geçsin, yasaya geçsin. Ben de diyorum ki ben ülke, Japon olayım, Rus olayım fark etmiyor. Bu ülkenin bir insanı olmayayım, dışarıdan bakayım. Bunun mümkünatı yoktur. Yani işe fizikçi gibi bak, matematikçi gibi bak. Bir Rus matematik sorunuyla Japon matematik sorunu farklı olabilir mi? Hep matematik aynıdır. Şimdi işe matematik sorunu gibi bakalım. Yoktur. Yani işe fizikçi gibi bak, matematikçi gibi bak.
Bir Rus matematik sorunuyla Japon matematik sorunu farklı olabilir mi? Hep matematik aynıdır. Tabii. Şimdi işe matematik sorunu gibi bakalım. Anayasanın matematiğine göre bu olmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İşte bunu getirip koyuyorlar. Ne diyecek yani? Anayasaya Kürt mü ismini koyacak? Kürt ismi koyduğu zaman onu ülkenin yarısını verdin demektir. Bir ülke yenilmeden, hiçbir ülke bana tarihte şunu gösteremezsin. Bir ülke kalkmış toprağının yarısını vermiş. Ancak şöyle verir. Muzaffer ordular gelir ve senden alır. Haşa, Yunan gelir seni yener, Rus seni yeni gelir ve masaya koyar. Bir ülkenin ordusu, meclisi toprak verme hakkına sahip değildir. Böyle bir hak yoktur. Yok aydınlar topladı, barış gelecek, siyaseti ver, toprağı ver. Yok böyle bir şey yoktur. Sözde silahı bırak. Yok böyle bir şey yok. Uyduruyorlar, şey yapıyorlar. Biz de buralarda boşuna nefes kaybediyoruz. Enerjimiz gidiyor. Ama ben başından beri mesela ben laik şeriat tartışmasının bir netice almayacağını biliyordum. O yüzden o tartışmalara kendimi kilitlemedim. Oturdum, hikayelerimi yazdım, başka dünyalar yazdım. Yani üretmeye çalıştım. Şimdi mesela bu tartışmalar oluyor. Çok girmiyorum bu tartışmalara. Çünkü gündemim mahvolacak. Ben bunlar zaten hepinizin gündemini laik şeriat yaparak, etnik mezhep yaparak sizi kilitliyorlar. Sizin zihniniz kilitleniyor. Mesela siz seramikçiyseniz seramik üretemiyorsunuz. Hikayeciyseniz hikaye yapamıyorsunuz. Sinemacıysan, üniversitede akademisyensen üretemiyorsun. Niye? Buraya kilitlenmiş durumdasın. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'yi nasıl kilitledi? Bunlar da bu tartışmalarla herkesin zihnini kilitliyor. Bunlara karşı uyanık olacaksınız. Bunlarla haftada bir iki lafınızı edeceksiniz. Yani bunlar suni gündem olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet, aynı. Sünni gündem ama tehlikeli bir gündem. Bu acemi politikacılar ellerine makas almış, ameliyat almış, değil mi? Mahvediyorlar. Burayı da bilemiyorsun. Benim gördüğüm yanlış şu vardır. Bu etnik tartışma, biraz da başka türlü de konuşmak zorundayım. Çünkü gözlemlerim vardır. Etnik tartışma çok büyük alerjiler yapıyordu Türkiye'de. Biz bundan çok korktuk. Sokaklar parlayacak, galeyan ortaya çıkacak falan diye. Ama gerçekten şerbetli bir toplum olduğunu, yani şerbetli derken, çok derininde bir kültürel kardeşlik içine sinmiş, aile yapısına sinmiş, ayrım gayrim demeyen çok metanetli bir halkımız olduğunu gördük. O yüzden etnik tartışma yapanlar ülkeye alev saramadı ama kendileri rezil oldu. Kendileri mezbahaya döndü. Kendileri saçma sapan hale geldi. Etnik tartışmaya başlatan yazarların hepsi komik oldu. Türk halkının gönlünden, kalbinden düştü. Türk halkı önceleri sanıyordu ki bu etnik ve mezhebi tartışma çok büyük alev ve sokaklarımızda parlama yapar. Ama şimdi gördük ki bu etnik tartışmayı eline kim almışsa onlar yanıyor. Türk halkının şehirleri, sokakları ve kalbi hala tertemiz. Ve bu da bu ülkenin gerçekten cumhuriyetle, yurttaşlıkla ve tabii tarihin getirdiği tasavvuf, anlayış, ailelerin birbirine girmesiyle muhteşem bir terkibi var. Kimyası güzel ülkenin. Ama bu kimya bu sert mezhepçilere, sert etnikçilere ne kadar daha dayanabilecek? Yani Türkiye'nin şu anda kırılma testleri, parçalanma testlerini oynuyor herkes. APO'yla, bir terör örgütüyle, bir hükümetin yan yana anlaşma yapması, maddeleri getirmesi, ülkeyi bölme testleri, kırılma testleri. Ben burada daha duygusal bir şeye değinmek istiyorum. Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Kemal Atatürk'ün evi. Açıklandığı tarih de çok manidar. Aynı şekilde açıklandığı yer de çok manidar. Ve burada bir terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne dayatmış olduğu veya dayatmaya çalıştığı bir 10 madde okunuyor. Buna başbakan yardımcısı da katılıyor, işte HDP'li milletvekilleri de katılıyor ve silah bırakma çağrısı yapılıyor Kandil'e. Bir eli silahlı terör örgütüne. Tabii. Bunun duygusal boyutundan bakmak istiyorum. Tabii çok aslında. Doğru bakıyorsun. Bu bir plan mı, bu bir proje mi? Tabii bu bir siyasi çıkar üzerine yatmış bir plan ama mesela başka yerlerde yani halkımız bunları duysun sadece biz bilmeyelim. Başka yerlerde de yine ordunun, askerin, emniyetin içindeki bürokrat yani... Başka şey söylüyor. Diyor ki Anadolu şeyde Güney Anadolu'da PKK'nın gençlik teşkilatına devlet eskiden yaptığı gibi bir gaz veriyor, harlıyor. Onları şey yapmak yani orayı dibine kadar şey yapmak için. Şimdi bu ülkede her Tayyip Erdoğan iktidarının ötesinde de bir başka bürokrasi var, başka yapılar var. Bunlar bu ülkeyi iki günde terk edecek, verecek, bir anlaşma yapacak. Bu insanlar değil ve onların hesabı tam tersi başka bir şey. Tuhaf oyunların içindeler. Hani bir zamanlar Hizbullah'la orada kelle kestire bilmem vahşi bir şekilde. Şimdi de o PKK gençliğini oynatan, gaza getiren, onların isimlerini ortaya çıkartan, sokaklarını, gücünü test eden başka bir akıl var Türkiye'de. Ve buradan gidiyor zaten. Peki o güce inanıyor musunuz? Gerçekten de çok güçlü. Hayır mi? Bunlar söyleniyor, biliniyor, gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyler. Yani sadece İnanmak... Cizre'de yaşanan olaylardan sonra Güneydoğu karıştı, şu yaşandı, bu yaşandı demek ne kadar doğru? Tabii. Biz bence bu da tartışılması. Şahit olduğumuz, şey yaptığımız şeyleri söylüyoruz tabii.
Tabii bir de bütün hepsinin üstünde bizi bu yola nasıl soktular? Bizi bu yola aydınlar soktu. Şimdi Tayyip o kadar Tayyip'i suçluyoruz ama Tayyip'ten önce bir aydın dili oluştu. Tayyip aydınlardan çok sonra bu Kürt realitesi soktular. Bizi bu yola aydınlar soktu. Şimdi Tayyip o kadar Tayyip'i suçluyoruz ama Tayyip'ten önce bir aydın dili oluştu. Tayyip aydınlardan çok sonra bu Kürt realitesi, Kürt bilmem ne demeye falan başladı. Bir nevi aydınların zoruyla geldi. Yani dünyada bir proje vardı. Bu projeyi Tayyip'e kabul ettirmek için Türkiye'de aydınlar çok uğraştı. Cengiz Çandarlar falan ya da bir sürü insan. Şimdi bu şey mesela bu aydınlar 30 yıldır Türkiye'de ulusalcılık hala hiç kimse bilmez yani. Hala herkes böyle diyor yani. Milliyetçilikle ırkçılığı kasıtlı bir şekilde iç içe kullandılar. Bu topraklarda hiçbir zaman ırkçılık olmaz. Olmadı. Bir şeysi yok. Faşist, Nazi iktidarlarıyla Türkiye'de ulusalcılığı ya da Kemalistliği eş haline getiren yüzlerce yazı yazdılar. Irkçılık bambaşka bir şeydir. Irkçılık Avrupa'dan çıkmış ve Avrupa'da kalmış bir şeydir. Avrupa dışında da bunun örnekleri yoktur. Yani mesela Ruanda'da varsa da o yine Avrupa'nın itmesiyle, Avrupa'nın zorlamasıyla, pişiyle olan bir şeydir. Oradaki insan, yani bu topraklar ırkçılık siyasal olarak da yoktur. Yapı olarak da yoktur. Ama dikkat edin 30 yıl aydınlar ulusalcılığı, Kemalizmi, ırkçılıkla aynı şey yapıp biyoloji ırkçılık. Yani bir nevi etnik milliyetçilikle eş hale getirdiler. Ve aynı yazarlar etnik ve mezhep denilmeyi özgürlük haline getirdiler. Bütün bu topraklarda yaşayan insanlar yurttaştır ve birbirine eşittir diyenler tek tipçi, Nazi, faşist, ırkçı oldu. Etnik ve mezhep diyenler özgürlükçü oldu. Hokus pokus. Bunlar 30 yılda aydınlar yaptı. 2004-2005'te ne gitti Amerika'da Tayyip Bey neler konuştu, neler altın imza attığını herkes biliyor zaten. Ve Tayyip Erdoğan'a bu projeyi verdiler. Tayyip Erdoğan tek başına suçlu değildir bu etnik mezhep. Bu çalışma önüne getirip de koyuldu ve kabul ettirildi. Birileri tarafından belki de baskı şimdi yaptırıldı. Şimdi ez cümle şunu söylemek istiyorum. Ya istediğin kadar iş karışık olsun. Bir ülke sağ salim yoluna devam edecekse ulusla devam edecektir, yurttaşlıkla devam edecektir, anayasa böyle olacaktır. Tapuda, vergide, siyasette herkes her şekilde eşittir, anlayışla gidecek. Bu Rusya'da olsam böyle, Fransa'da olsam böyle, Uganda'da olsam böyle. Bunun başka da yolu yoktur. Bunu değiştirmeye çalışanların kendileri gaddarlaşır, zalimleşir ve zıvandan çıkarak mezbahaya döner. İşte Orta Doğu mezbahaya. Türk Kürt'ü kovuyor, Türkmen Arap'ı kovuyor, birbirlerini kovuyorlar. Kobani diye bir yer koydular, Arapları kovuyor, onu kovuyor. Böyle birbirini kovarak ancak hayvanat bahçesine dönersin. Ankara, İstanbul ve Adana, Bursa kendini ispat etmiş şehirlerdir. Buraları kimse hayvanat bahçesine çeviremez. Yani hiç kimse buraları Kürt mahalleler, Alevi mahalleler, Boşnak mahallelere çeviremez. Bu toprak karmakarışıktır. Ama buna zorluyorlar. Bir test yapıyorlar. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmeye başlıyoruz. Son olarak toparlayacak olursak bölgedeki son durumla ilgili. Baran Suyu da aslında konuşmak istiyordum bu hafta da. Sanırım vaktimiz bunun için yeterli değil. Sayın Genç, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bize ayrılan sürenin Cumhuriyet derken biz bunu Atatürk olarak, Kemalist olarak düşünmeyin. Cumhuriyeti soyut bir şey olarak düşünün. Yani bir reçete olarak, siyasal bir reçete olarak insanlık bunu 1700'lü yıllarda fark etmiş, bunu bulmuşlar. Cumhuriyetin kırmızı hatları vardır. Cumhuriyet içinde insanlar yaşamak istiyorlarsa etnik mezhep hattına girmeyecek. Siyasi olarak girmeyecek. Folklor olarak tabii girebilirsin. Kürt benim dilim ya. Selçuklu'nun dili. Başımın üstüne. Okulunda olsun, okutulsun, yükseltilsin, bu başka bir şey. Folkloru, kültürü, yemeği. Hatta orada belediyeler çok güçlü olsun. Bütün bunlar değil. Etnik ve mezhep Cumhuriyet'in içine giremez. Avrupa etnik ve mezhep milliyetçiliğini yasaklamıştır. Buradan özgürlük çıkmaz. Özgürlükler birey özgürlükleridir. Birey özgürlükleridir. Yurttaş özgürlükleridir. Ama Türkiye'de saçma sapan adamlar bunu saçma sapan bir hale getirdiler. Ben bu televizyona oturduğum zaman insanlar orada bir de bana ya bu da gitmiş ırkçılık yapıyor, ulusal kanal falan gibi kelimeleri yan yana söylediler ya bunlar. Bu zavallı insanlar bunu söyledi. Eğer siz kendinize güveniniz yoksa, bilime güveniniz yoksa, okuduklarınıza güveniniz yoksa bu insanların böyle ufak burun şeyleriyle hani bir sürü insanda böyle kaydı gitti. Ben gözümün önünde çok yetkin yazar çizer insanların etnik milliyetçiliğe nasıl dönüştüğünü gördüm. Çok aydın çocuklardı bunlar. Etnik milliyetçiliğe yavaş yavaş dönüştüler ve şimdi APO ile aynı frekanstan konuşuyorlar. Bir gaddarlığın içine girdiklerini gördüm ben. Bunlar şiir yazan, sinema çeken çocuklardı. Bunu bir gözümle gördüm ben. Neymiş? Falan meyhanede, falan sokakta, falan tartışmada arkadaşları ya bu da böyle gibi. Bu dünya siyasi dünyanın bir siyasal kuralı var. İlahi bir kuraldır artık bu siyasal kural Cumhuriyet. Bir toprakta yaşayan herkes eşit kardeş olarak yaşayacak. Son olarak herhalde şunu anlamalıyız. Bu topraklarda kırmızı hatlar var. Cumhuriyetin kırmızı hatları var. Yani bunu Atatürk de
Kemalizmle falan karıştırmayın. Evet. Bir cumhuriyetin kırmızı hatları vardır. Etnik mezhep tartışmaya giremezsin. Herkes yurttaşlık bağıyla bu ülkeye evet. bağlıdır diyelim. Özü peki bu. Sayın Genç, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Değerli izleyenler, bu akşamlık bizden bu kadar. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yoksa aynı şeyleri söyle. Bunların şeyi...